Değerli arkadaşlar merhabalar, kolay gelsin hepinize. Şimdi ilk Türk İslam devletleri ile devam edeceğiz arkadaşlar. Karahanlılar ve Gaznelileri bir ders boyunca göreceğiz arkadaşlar. Gelelim, kimmiş bu Karahanlılar? Değerli arkadaşlar, 840 ile 1212 yılları arasında hüküm süren Türk İslam devletidir. Nasıl arkadaşlar? Şimdi İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu hangisiydi? Karluklar. İslamiyet'i batıda, Avrupa'da kabul eden veya İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti hangisiydi arkadaşlar? İtil Bulgarları. Şimdi arkadaşlar şöyle bir ayrım yapacağız. Karahanlılar nerede kuruldu? Orta Asya'da. O zaman İslamiyet'i doğuda veya Asya'da, Orta Asya'da veya Orta Asya'da kurulmuş olan Türk devletleri içerisinde İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devletimiz hangisidir arkadaşlar? Karahanlılardır. Değerli arkadaşlar, Karluk, Yama, Çil, Tuhsi gibi Türk boylarının Uygurlar yıkıldıktan sonra bu boyların bir araya gelmesinden sonra etkili olmuştur bu boyların, değerli arkadaşlar. Kurulmasına etkili olmuştur. Kurucusu değerli arkadaşlar Bilge Kül Kadir Han'dır. Devletin kurucusu olarak kabul edilen kişidir. Peki en önemli hükümdarı hangisi arkadaşlar? Saatuk Buğrahan. Neden değerli arkadaşlar? 1. Saatuk Buğrahan döneminde İslamiyet resmi din olarak kabul edildi değerli arkadaşlar. O zaman kuruluştan itibaren Müslüman olan bir devlet değil arkadaşlar. Resmi din olarak İslamiyet Saatuk Buğrahan döneminde ne yapıldı arkadaşlar? Kabul edilmiştir. Ve Saatuk Buğrahan da değerli arkadaşlar adını Abdülkerim olarak ne yapacak? Değiştirecek. İslamiyet'e olan katkılarından dolayı, İslamiyet'in yayılması için çabalarından dolayı arkadaşlar El Mücahit veya El Gazi ünvanları ile bilinir kendisi. Peki değerli arkadaşlar, şimdi Ebu Nasır Muhammed döneminden bahsedelim. Kendisi arkadaşlar Abbasi halifesini tanıyan ilk hükümdardır. Ne demek bu arkadaşlar? Yani ben senin varlığını tanıyorum. Çünkü menşur denen bir olay var ya arkadaşlar. Menşuru hani onay vardı ya arkadaşlar. Türk hükümdarlarına halife onay gönderirdi menşur diye. Abbasi halifesini tanıyan ilk hükümdardır arkadaşlar. Peki değerli hocam, aynı zamanda bu dönemde Samanoğullarına son verildi. Bu ne demek değerli hocam? Şu demek. Arkadaşlar, Gazneliler ilk kurulduğu dönemde, yani devletin temelini atan Alptigin döneminde arkadaşlar Samanoğullarına bağlıydı. Ama Ebu Nasır Muhammed Samanoğullarına son verince Sebük Tigin döneminde Gazneliler tamamen bağımsız hale gelecek. Bu bilgiyi o yüzden söyledim arkadaşlar, unutmayalım. Devletin en parlak dönemi Yusuf Kadir Han dönemi. Peki arkadaşlar, şimdi Saatuk Buğrahan döneminde İslamiyet'i resmi din olarak kabul ettiler ya, herkes Müslüman değil. Karahanlıların tamamen ya da Karahanlı ülkesinin tamamen Müslüman oluşu kimin döneminde arkadaşlar? Baytaş Han dönemindedir. Lütfen dikkat edelim. Yalnız arkadaşlar Yusuf Kadir Han'dan sonra Karahanlılar zayıflamaya başlamış ve Doğu Karahanlılar Batı Karahanlılar olmak üzere ikiye ayrıldılar. Doğu Karahanlıların başına Süleyman Arslan bin Yusuf, Batı Karahanlıların başına Muhammed bin Nasır geçmiştir değerli arkadaşlar. Artı Karahanlılar Doğu ve Batı ayrıldıktan sonra, Doğu ve Batı kanatları da sona erdikten sonra değerli arkadaşlar Karahanlıların devamı niteliğinde sayılabilecek muntazam bir devlet kurulacak arkadaşlar. Müstakil bir devlet. Özkent merkezli değerli arkadaşlar. Merkezli Fergana Kağanlığı kurulacak değerli arkadaşlar. Peki
Gelelim Karahanlıların en önemli özelliklerine. 1. Değerli arkadaşlar, ikili teşkilat devam etti. İkili teşkilatı bırakacak olan kim arkadaşlar? Gazneliler. Buna bir son verecekler. İkili teşkilat sona erdi arkadaşlar. Kimle birlikte? Gaznelilerle birlikte. Ama Karahanlar devam ettirecek. Ha, Büyük Selçuklular da devam ettirecek ama Gazneliler terk edecek. Terk edecek arkadaşlar bunu. Gelelim Bimaristan. Arkadaşlar bu ne demek? Akıl hastanesi. Akıl hastanesi. Akıl hastanesi dediğimiz Bimaristan ilk kez ne zaman açıldı arkadaşlar? Karahanlar döneminde açıldı değerli hocam. Peki posta teşkilatı Türk İslam devletleri içerisinde ilk kez posta teşkilatı kuran devletimiz hangisi arkadaşlar? Karahanlılar. Gelelim ribat meselesine. Önemli bir kavram, 2020'nin de sorularından biriydi. Değerli arkadaşlar, ticaret yolları üzerinde askeri ve ticari amaçlı kurulmuş olan, yapılmış olan eserlere ne isim veriliyor arkadaşlar yapılara? Ribat adı veriliyor. Bunların ilk hali nedir arkadaşlar? Ribat, ama sonraki haline ne ismini vereceğiz? Kervan Saray adını vereceğiz arkadaşlar. O zaman kervansarayların ilk halini veren kim arkadaşlar? Karahanlılar. Yani ribatın ilk halini veren devlet Karahanlılar. İlk ribat hangisi arkadaşlar? Ribat-ı Melik'tir değerli arkadaşlar. Gelelim medrese kavramı. Sayın hocam, hem İslam dünyasında hem Türk İslam dünyasında çok önemli bir kurum olan medrese kurumu. Dini ve pozitif ilmin beraber yapıldığı, özellikle ağırlık basan dini ilimdir arkadaşlar, biliyorsunuz. Kurumlardır bunlar, medreseler. Özellikle bahsedeceğiz değerli arkadaşlar. Şimdi bu medreseler değerli hocam Türk İslam dünyasında çok önemli. Semerkant medresesi veyahut diğer ismiyle Tamgaç Buğrahan medresesi. Neden arkadaşlar? Çünkü Tamgaç Buğrahan inşa ettirmiş olduğu için. Aynı zamanda Semerkant medresesi, ki arkadaşlar Semerkant'ı da biliyorsunuz şehirlerin şahı unvanı ile çıkmıştı. Kültür ve medeniyet kısmında bahsedeceğim özellikle. Değerli arkadaşlar, Semerkant medresesi bir, ilk Türk İslam medresesidir. Bu bir. İkincisi, burslu eğitim sisteminin başladığı ilk medresedir arkadaşlar. Hem İslam dünyasında hem Türk İslam tarihinde arkadaşlar burslu eğitim sisteminin başladığı ilk medresedir arkadaşlar. Lütfen dikkat ediyorsunuz. Arkadaşlar, Karahanlılar Uygur alfabesini kullandılar. Bu da ulusçu bir yapıya sahip olduklarını gösterir değerli arkadaşlar. Gelelim Gulam sistemine. Şimdi arkadaşlar, bunun Osmanlı'daki adı devşirme. Bir önceki adı 1. Murat döneminde uygulanan Pençik sistemi. Türkistan devletlerindeki adı Gulam sistemi. Yani arkadaşlar bir nevi devşirme sistemi. Alınıyor arkadaşlar, gulamhanede yetiştiriliyor. Ya asker değerli arkadaşlar, ki gulamhanede yetişen askere de biz gulamhane saray adını vereceğiz arkadaşlar. Yani bir nevi devşirme sistemi. Kime uyguladılar arkadaşlar? Şimdi Karahanlıların kurucuları Türk. Yöneticileri Türk, halkı da Türk. Kime yaptılar arkadaşlar bunu? İçinde Müslüman olmayan Türklere uyguladılar arkadaşlar ilkin. Bunu unutmayalım. Ve Gulam sistemi Türkistan devletlerinde kullanılacak olan bir sistem arkadaşlar. Peki bu sistemi ilk uygulayan kimdir arkadaşlar? Karahanlılar. Gulam sistemini uygulayan ilk devlet Karahanlılar devletidir. Değerli arkadaşlar, Osman Han, bilinen son Karahanlı hükümdarı. Karahanlıların son hükümdarıdır. Bilinen son Karahanlı hükümdarıdır arkadaşlar. Yine arkadaşlar,
Türk Hakanlığı, İlik Hanlar, El Hakaniye, El Haniye, Afrasyap oğulları diye de bahsederse soruda aklınıza gelecek olan devletimiz hangisi arkadaşlar? Karahanlar Devleti'dir. Şimdi değerli hocam, şöyle düşünün. Şimdi şu eski Türk değerli hocam, Talas Savaşı meydana geldi. Bu da artık yeni Türk. Tamam mı hocam? Bu eski Türk, bu da yeni Türk. Değerli arkadaşım, bu Müslüman değil. Ama bu Müslüman. Şimdi değerli hocam, buradaki ara nokta kim? Karahanlılar. Yani Karahanlılar bir geçiş sürecidir. Eski Türklerden olduğu gibi arkadaşlar, devlet anlayıştır, şudur budur, töresidir veya Uygur alfabesini kullanması gibi sistemler arkadaşlar, ikili teşkilatı kullanması gibi, bunlar arkadaşlar bir geçiş süreci olduğunun göstergesidir. Türk İslam sentezini gerçekleştiren ilk devlettir. Yani arkadaşlar, eski Türk gelenek görenekleri ile yeni Türk'ün, Müslüman Türk'ün gelenek ve göreneklerin sentez haline getirildiği ilk dönem Karahanlılar dönemidir. Bu yüzden bir geçiş dönemidir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım ve Gazneliler ile devam edelim arkadaşlar. Değerli hocam, Afganistan'ın, bugünkü Afganistan'ın Gazne şehrinde kurulmuştur. Ve adını da kurulduğu bölgeden alır. Şimdi bazı Türk devletlerimiz değerli hocam, ismini kurucusundan veya değerli hocam özelliğinden veyahut kurulduğu bölgeden alır. Mesela Büyük Selçuklu Devleti ismini kurucusundan, Osmanlı Devleti ismini kurucusundan. Ama Gazneliler nereden aldı ismini hocam? Kurulduğu bölgeden ismini almıştır. Halaçlar değerli arkadaşlar, Gaznelilerin asli kurucu boyu. Asli kurucu boyu, yani en etkili olan boydur arkadaşlar, kuruluşunda en etkili olan boydur. Peki değerli arkadaşlar, Altıgin döneminde devletin temeli atıldı arkadaşlar. Devletin temeli atıldı, kurucu olarak devletin temeli atıldı. Ama bu dönemde kime bağlı arkadaşlar? Saman oğullarına bağlı. Şimdi değerli hocam, Ebu Nasır Muhammed Samanoğullarına son verdikten sonra, hani Gazneliler Samanoğullarına bağlı ya hocam, Ebu Nasır Muhammed Samanoğullarına son verdikten sonra Gazneliler Sebiktigin döneminde tam bağımsız oldu arkadaşlar. Tam bağımsız olmuştur. Ha şunu da söyleyeyim, Sebiktigin'in de arkadaşlar Pentname adlı bir eseri vardır. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Peki devam edeyim. Arkadaşlar, Sebiktigin önemli bir hükümdar. Neden? Şimdi biz Gazneli Mahmut'u ne ile biliriz? Hindistan'a sefer ile biliriz arkadaşlar. Ancak arkadaşlar, Hindistan üzerine sefer düzenleyen ilk Gazneli hükümdarıdır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Bu bir. Ama tabii ki en önemlisi hangisi arkadaşlar? Gazneli Mahmut. Ona ben bir şey demiyorum arkadaşlar. Peki, devletin en parlak dönemi Gazneli Mahmut dönemi. En önemli hükümdarı kim arkadaşlar? Gazneli Mahmut. Abbasiler ile ilişkiler arkadaşlar burada çok önemli. Neden? 1. Gazneli Mahmut Şii Büveyh oğulları tehlikesinden Abbasi halifesini kurtaracak hocam. Ve bu yüzden kendisine ne ünvanı verilecek? Sultan ünvanı verilecek arkadaşlar. Değerli hocam, bu ünvanı Türkistan tarihinde kullanan ilk kişi kimdir arkadaşlar? İlk hükümdar Gazneli Mahmut'tur diyoruz. Peki, Şii Büveyh oğullarını, özür dilerim, Abbasileri Şii Büveyh oğullarından kurtaran, baskısından kurtaran ilk Türkistan devletimiz Gazneliler. Değerli hocam, aklınıza Selçuklar gelebilir, Tuğrul Bey gelebilir. Aman ha dikkat ediyorsunuz. Şii Büveyh oğulları tehlikesinden Abbasi halifesini kurtaran ilk Türkistan devleti arkadaşlar Gaznelilerdir. Dikkat ediyorsunuz. Peki, sultan ünvanını aldı değerli arkadaşlar. Çok güzel. Devam edelim. Değerli hocam, Gazneli Mahmut Hindistan'a toplamda 17 sefer düzenleyecek.
değerli arkadaşlar. İlk sefer Peşaver, son sefer Cat seferi arkadaşlar. İlk sefer Peşaver seferi, hatta yazayım değerli arkadaşlar. İlk sefer ve son sefer. Bu seferlerin isimlerini tek tek bilmenize gerek yok arkadaşlar. Zaten önemlerini söyleyeceğim. İlk sefer Peşaver seferi, son sefer Cat seferidir arkadaşlar. Bir de Sonnat seferi var arkadaşlar. Sonnat seferi. Burada değerli arkadaşlar iyice başarılı olacak. İyice başarılı olacak değerli arkadaşlar. Bundan sonra put kırıcı ünvanını alacak Gazneli Mahmut ve arkadaşlar Abbasi halifesi kendisine Seyfi Devle vel İslam ünvanını verecek değerli hocalara. O zaman 3 seferi bilmemiz yeterli. Peşaver seferi ilk sefer. Sonnat seferi en başarılı olduğu seferlerden bir tanesi. Put kırıcı ünvanı alacak Gazneli Mahmut ki Hindistan Fatihi olarak da biliniyor. Ve Abbasi halifesi tarafından kendisine Seyfü'd-Devle vel İslam ünvanı verilecek değerli hocam. Son seferi hangisi? Cat seferi. Şimdi gelelim arkadaşlar. Gazneli Mahmut hangi ünvanı kullanmıştı? Sultan ünvanını kullanan ilk hükümdardı arkadaşlar. Doğru mu? Ama Sultan İbrahim döneminde para bastırılacak değerli arkadaşlar. Ve bu paralar üzerinde ilk kez Sultan ünvanını kullanacak olan hükümdar Sultan İbrahim olacak. Yani bu dönemde bastırılan paralar üzerine Sultan ünvanını kullanan ilk hükümdar kim olacak arkadaşlar? Sultan İbrahim olacak. Peki gelelim arkadaşlar Büyük Selçuklu ile mücadele. Değerli arkadaşlar, şimdi burada iki Türk İslam Devleti'nden bahsedeceğiz. Birisi Büyük Selçuklu Devleti BSD, diğeri Gazneliler. Arkadaşlar, Karahanlılardan sonra kurulmuş olan ilk büyük Türk devleti hangisi arkadaşlar? Gazneliler. Şimdi Karahanlılar da büyük bir devlet. Gazneliler de Karahanlılardan sonra kurulan ikinci büyük Türk İslam devleti. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi bir de kuruluş sürecinde olan Büyük Selçuklu devletinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Aralarında değerli hocam Büyük Selçuklu devleti ile Gazneliler arasında yapılan bu savaşları biliniz arkadaşlar. Nesa, Serahs ve Dandanakan savaşı. Değerli hocam, yapılan ilk savaş Nesa, Serahs ve Dandanakan. Bunlar Gazneliler ile Büyük Selçuklu devletleri arasındaki yapılan savaşlar. En önemlisi 1040 yılında değerli hocam yapılan Dandanakan savaşıdır. Ne oldu hocam bu savaşta? Değerli hocam, bu savaş kimle kim arasında yapıldı? Büyük Selçuklu devleti ile Gazneliler arasında yapıldı. Değerli hocam, burada yüzü gülen taraf Büyük Selçuklu Devleti. Burada maalesef arkadaşlar yüzü asılan taraf Gazneliler olmuştur. Neden? Çünkü arkadaşlar Büyük Selçuklu Devleti resmi olarak kuruldu. Ancak Gazneliler yıkılış sürecine girdi değerli arkadaşlar. Zayıfladıktan sonra da Gurlular tarafından yıkıldı. Dikkat edelim. Ve Hüsrev Melik son Gazneli hükümdarıdır arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Değerli hocam, Sebük Tiginiler, Yeminiler olarak da karşınıza gelirse bu devletin Gazneliler olduğunu unutmayacaksınız. Çünkü Gaznelilerin diğer adı nedir arkadaşlar? Sebük Tiginiler veya Yeminiler olarak da bilinirler. Peki arkadaşlar, biz burada Semerkant Medresesi'nden bahsettik Karahanlılar döneminde. Şimdi Gazneliler döneminde açılan medreseyi söyleyeyim arkadaşlar. Beyhakiye Medresesi. Gazneliler döneminde açılan en önemli eğitim kurumudur. Şimdi arkadaşlar, Alptigin, Sebüktigin, Gazneli Mahmut, Nesa, Serahs ve Dandanakan
Sebük Tigineler, Yeminiler, özellikle arkadaşlar Gazneli Mahmut'u unutmuyorsunuz. Gazneliler noktasında çok önemlidir. Değerli arkadaşlar, Karahanlılar ve Gazneliler bitti. Önümüzdeki ders Büyük Selçuklu Devleti'nden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bir ders boyunca Büyük Selçuklu Devleti'nden bahsedeceğim. Çok önemli bir devlettir. Karşımıza çıkma ihtimali çok yüksektir. Görüşmek üzere, kolay gelsin.